Evet, gerçel sayılardan, gerçel sayıların bir K alt kümesine tanımlı. Yani F gerçel sayılardan bir K kümesine tanımlıymış. Y^f(x) fonksiyonu örten fonksiyon. Yani K'nın hiçbir elemanı açıkta kalmıyor. Bunun kaç elemanı tam sayıdır diyor. Şimdi bunu arkadaşlar tabii ki hatırlamıyorsunuzdur. Muhtemelen de hatırlamıyorsunuz. Daha fonksiyon konusunu da işlemedik. Onun için muhtemelen bu sorularda zorlandınız. Ama nasıl olsa göreceğiz. Yani öyle kaybettiğiniz bir şey yok. Yeni öğrenmiş olacaksınız artık. Peki bunun kritik noktaları x eşittir 3 ve x eşittir 10. Peki x eşittir 3 koyduğumda bu fonksiyonun alabileceği minimum değeri bulmuş oluyoruz. O da eksi 7. Yani 3 koyduğumda fonksiyon eksi 7 değerini alıyor. Peki 3'ten küçük her değer için sabit olacak ve sürekli eksi 7. Peki 10 koyduğumda bakın artı 7. O da şurada bir yerde olacak. Yani şurası 7, şurası 10. Bu fonksiyon 10'dan büyük değerler için sürekli 7 gelecek. Şunu da birleştirirsek bu fonksiyonun görüntü kümesi k eksi 7 ile artı 7 arasındaki tam sayılar olacak. 7 ile eksi 7 arasında da biz biliyoruz aradaki farkın bir fazlası. Yani 15 tane tam sayı var. Doğru yanıtımız bol. Peki bunu şöyle de yapabilirdiniz. Kritik noktalar 3 ve 10. 3'ten herhangi bir küçük bir değer alın 2 diye. Mesela 2'yi buraya yerine koyduğumuzda şuranın yine 7 yaptığını, eksi 7 yaptığını görüyoruz. Bakın burası 1 koydum, eksi 2 mutlak değeri 2. Burası eksi 9, eksi 7 yaptı yine. Peki 10'dan büyük bir değer verdiğimizde, 11 verdiğimizde 7 olacaktır. Şurası da eksi 7. Dolayısıyla 2 eksi 7, 3 eksi 7, 17, 11, 7 noktalarını birleştirdiğinizde size grafik çıkacaktır.